Efendim her yıl yeni yıl geldiğinde yılbaşı biletleri bütün fakirin, fukaranın, garibin, kurabanın umutları. Artık 2022'nin yılbaşı biletleri piyasaya çıktı ve tam bilet 120 TL, yarım 60 TL, çeyrek de 30 TL olarak artık şanslı talihlilerini arıyor. Elimizde çok güzel böyle Milli Piyango'nun şans ve umut dolu biletleri var. Kim bilir kime niyet, kime kısmet, belki çok insanı belki hiç görmediği kadar, hayalinde düşünemediği kadar bir anda zengin edebiliyor. Ama Milli Piyango'nun zenginlerinin sonunun hep hüsranla bittiğini, bütün hikayelerini hep öyle tanıyoruz. Şu an yanımızda yine tali bir bayideyiz, kapalı yoldayız. Sayın abimizi hemen buraya davet edelim. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk abi, teşekkür ederim. Tanıyabilir miyiz? Durmuş Ali Aydın. Milli Piyango bayisiyim. 38 yıllık Milli Piyango bayisiyim. Kapalı yolda icraat katılım karşısındayım devamlı. Durmuş Ali abi, ben şunu merak ediyorum. Şu anda yanımızda şöyle bir seri bilet var. Tam yarım, çeyrek, karışık. Evet. Evet. Kendi elinde de var. 38 yıllık Milli Piyango'da bayilik, evet, yapıyorsun. Nelere, evet, tanık oldun? Biraz bize anlatır mısın? Vallahi her türlü şey oluyor yani. İkramiye veriyorum. Bana diyorlar ki yarısını sana vereceğim. Çıktıktan sonra kimse görükmüyor. Biz de ondan bir şey beklemiyoruz. Güle güle yesin diyoruz. Yani evet. Hiç size, evet, sizin sattığınız biletlerden büyük ikramiye çıktı mı veya? Çok, ben 3-4 defa liste başı ikramiye sattım. İskenderun'da sattım. Bir kere de Antalya'da sattım. 2005 yılında Antalya'da sattım. 89'da 90'da İskenderun'da sattım. Ben çünkü 22 yıl İskenderun'dayım. Geri kalanında burada Milli Piyango bayili yapıyorum. Evet. Peki Durmuş Ali Aydın abimize şunu da sormak istiyoruz. Kapalı yolda çok önemli bir noktada, evet, Milli Piyango bayili. Milli Piyango bir de özelleşti. Yani işçiliği özelleşti daha doğrusu. Parasal garantörlüğü yine devlet sağlıyor ama bir de böyle son dönemlerde tali bayilerin piyasadan çok azaldığını gördük. Bunun nedeni nedir? Komisyonların çok düşük olması. %9.72'den 4.25'e düşmesi. Bayi kalmadı onun için. Çünkü para vermiyorlar. Verdikleri parayı da 2 hafta sonra alıyoruz komisyonu da. Onun için bayi kalmadı. Ben gerçekten aklımız almıyor. Yani toplumsal olarak da bu kadar rağbetin olduğu şans oyunlarına, Milli Piyango'ya, Kazı Kazan'a, her grubuna çok uzun bir kuyruk oluşuyor. Bazı, evet, bölgelerde aynı Kıbrıs'taki kumarhane yerleri gibi çok rağbet gören bir alan. Evet. İnsanlar bu kadar rağbet göstermesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Antalya'nın, Kıbrıs'ın Antalya'sı kapalı yol. Güzel bir rağbet var Kazı Kazan'a bilhassa. Şu anda yılbaşı biletini soruyorlar, daha sonra geliriz diyorlar. Teken tüken satıyoruz. Ama hep soruyorlar, şu anda fiyatını sorup gidiyorlar. Bir de sizden dinleyelim şu yılbaşı bilet fiyatlarını. Çeyrek bilet 30 lira, yarım bilet 60 lira, tam bilet 120 lira. Peki rağbet nasıl? Her seneki gibi. Ben 20-38 senedir bilet satıyorum. Aynı, hiçbir şey değişmiyor yani. Hep geliyorlar, soruyorlar, alıyorlar. Tabii zaman da çok olduğu için bazıları alıyor, bazı daha sonra gelir diyor. Bazı fiyatını öğreniyorlar, gidiyorlar. Ne kadar ödül veriyor şu anda Milli Piyango yılbaşı biletleri? 120 milyon. 120 milyon. Evet, ikramiye 120 milyon. Bir kişiye 120 milyon. Yani ama genelde tam ikramiye değil. Çeyrek ikramiye daha çok herhalde, literatüre baktığımızda daha çok çeyrek ikramiye. Şimdi şöyle, mesela milletin %90'a çeyrek olduğu için %90 çeyreğin şansı varsa %10'da tamın şansı var. Yani bu da bir şans. Çeyrek daha şanslı diyorsun. Yani %90 onun varsa yani bu şans. Yani %10'da öbürünün şansı, o da şans. %10'a da çıkabilir, %90'a da çıkabilir. Bunun bir garantisi yok. Yani, yarıma da çıkabilir. Ne tavsiye edersin? Yani ekranları başında, evet, umudunu biletlere, sayısal lotoya, totoya, şans oyunlarına bağlamış izleyicilerimize ne söylersin? Vallahi bir tam, bir yarım, bir çeyrek alsınlar. Üçünden de alsınlar, işi şansa bırakmasınlar. Yok tamam aldım, çeyreğe çıktı, çeyreğe aldım, yarıma çıktı demesin. Üçünden de birer tane alsınlar, işi sağlama bağlasınlar. Abi bir de ben şunu merak ediyorum, ekranları başındakiler de merak ediyor. Bazen seri bilet alıyorlar. Mesela 1000 liralık bilet alıyor adam, 3000 liralık bilet alıyor, evet, 5000 liralık bilet alıyor. Var öyle, var. Var. Önceden binlik de vardı. Geçen sene ben en azından 8-10 tane yüzlük deste satmıştım. Bu sene bir fazla daha şu anda belli değil.
Tamam, bu şans işi belki ama evet. Mesela seri bilet alan 1000 lira 3000 liraya atalım, 3 tane seri alıyor, 4 tane seri alıyor. Hanım %35 aşağı yukarı amorti. %35 amorti. %65'i de büyük ikameyelere ait. Evet. %35'i amorti. Evet. Evet, gerisi de artık büyüklere. Evet. Efendim, şans oyunlarında yılbaşı biletlerini alanlara, şans oyunu oynayanlara buradan bol şanslar diliyoruz. Evet. Tam 120, yarım, 60, çeyrek de 30 TL'den artık bütün piyango bayilerinde satışa çıktı yeni yıl biletleri 2022'nin. Ben özelleştirmeyi de şahsım adına algılamakta zorlanıyorum. Yani bütün garantörlüğünü devletin üstlendiği ama özel bir firmanın, özel bir kişilerin bu işi yürütüyor olması, özellikle tali bayicilik yapanlara, milli piyango bayiliklerinin özellikle aldığı komisyonları düşürüp ekmeğe muhtaç etmesinden maalesef insanlar her yerde bu ulaşımı sağlayamıyor. Bu yüzden de insanlar bir an önce bu insanların ekonomik girdilerini biraz yükselterek millete hizmet eden bu insanlara, bu şans oyunlarını dağıtan insanlara biraz daha yükselterek buradaki tali bayilerin artırılmasını biz de önemsiyoruz. Durmuş Ali Aydın Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Bilet alana çıkıyor. Almayana çıkmıyor, alana çıkıyor. Evet. Herkese bol şanslar. Herkese bol şanslar. Sağ ol. Teşekkür ederim, sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yılbaşı biletleri piyasaya çıkmış. 120 milyon büyük ikramiyenin olduğunu söylüyorlar. Yılbaşı'da bilet alıyor musunuz? Hiç almadım. Karşıda olduğunuz için mi, gerek mi duymuyorsunuz? Gerek durma değil de yani çıkmayacağını biliyorum. Boşu boşuna. Boşu boşuna almış oluyorum. Amorti bile çıkmaz. Bu kadar şanssız mıyım diyorsun yani? Aynen öyle efendim. İnşallah şansınız bol olur. İnşallah, teşekkür ederim. Uğur getirir. İnşallah. Çok bütün memleketimize, milletimize hayırlı olsun. Sağ olun, çok sağ teşekkürler. Teşekkür. Hoş bulduk. Yılbaşı biletleri ve şans oyunları piyasaya sürülmüş. İnsanlar neden yılbaşı biletlerine ve şans oyunlarına bu kadar çok rağbet gösteriyor? Neden olacak? Ekonomik sıkıntıdan dolayı herhalde. Başka seçeneği olmadığı için. Yılbaşına bilet alıyoruz mu? Evet, alıyoruz ama çıkıyor mu? Hayır. Amorti? Amorti. Daha önce amorti çıkıyor abi. O bile çıkmıyor. Evet. Evet, çok teşekkür ederim. Bol şanslar. Efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Elimde böyle büyüklü küçüklü yılbaşı biletleri var. Evet. 2022'nin. Yılbaşında bilet alıyor musunuz? Pek fazla almıyorum. Bilet almıyorum. Çıkmadığı için mi yoksa karşı olduğunuz için mi? Hem çıkmadığı için hem karşı olduğum için. 12 kişiye böyle. Çıkmaz demeyin, şansınızı deneyin diyorlar. Öyle mi? Acaba çıkar mı? Onu bilmiyorum. Bilmiyorum yani. Ya nasip. Hayır, bilsem zaten ben bunlardan bir tanesini alacağım zaten. Öyle mi? Hayırlı olsun size diyeyim. Çok teşekkür ederim. Ben de düşünebilirim sonra. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Bol şanslar. Efendim, hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkürler. Yılbaşında bilet alıyoruz mu? Hayır, almıyorum. Her sene alıyordum. Artık almıyorum. Neden? Çünkü ben gerçekten öyle bir şeyin olduğuna inanmıyorum. Yıllardır annemden babamdan da biliyorum alıyorlar. Hiç çıkmadı yani. İkramiye bile görmedik. Ya, amorti bile mi çıkmıyor? Yok, çıkmıyor. Hayır. Ya, bu kadar şanssızım diyorsun. Bu kadar, evet. O yüzden de düşünmüyorum almayı. Gereksiz yere israf bence. Mesela 120 milyon veriyorlarmış bu sene yılbaşı ikramiyesini. En büyük ikramiye. Evet. Olabilir ama ben yani aldım ve hiç çıkmadı. Onun haricinde sayısal falan da oynamışlığımız var eşimle birlikte ama çıktığına inanmıyorum. Çıkmadı da hiçbir zaman. Bizim insanlarımız da biraz şey, hayalperestliği sevdiği için ya çıkarsa, işte hayallerimiz çok fazla var. Çünkü maddi imkanlarımız çok zor olduğu için, kısıtlı olduğu için. Ekonomik koşullardan dolayı. Çok berbat. O yüzden de insanlar hep böyle şeylere, işte şans oyunlarına yöneliyor. İşte yılbaşında herkes imkanı olmayan bile biriktiriyor, biriktiriyor. Yılbaşında yiyeceğini değil de onun yerine ikramiye bilet alıyor. Tabii o da yine çıkmıyor. Çıkarsa ikramiye amorti çıkıyor. Bu kadar. Evet. Çok bu sebepten dolayı da düşünmüyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Yılbaşında bilet alıyor musunuz? Hayır, almıyoruz. Bir ara aldık, bir şey çıkmadı. Bir ara? Aynen. Bayağı oldu. 2018'de falan almıştık. Üstünden bayağı uzun bir zaman geçmiş yani. Milli piyangocuların genelde sloganı şu: çıkmaz demeyin, şansınızı deneyin diyorlar. Çıkmıyor abi ya. Çıkmıyor değil mi? Aynen. Evet.
Peki, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yılbaşı biletleri ve şans oyunlarıyla ilgili neler söylersiniz? Abicim, yılbaşı biletleri önceden insanların hayaliydi. İnsanlar güveniyordu. Ama şu son özelleştikten sonra insanlar sayısal loto, şans oyunlarına biraz ilgileri azaldı. Onu da biz şundan görüyoruz. Süper Loto'da bazı insanlara çıktığını, bazı numaralara çıktığını vatandaş. Tabii bu ispatlı değil ama kulaktan kulağa bu gittiği için şu anda insanlar Milli Piyango'dan çok anında kazı kazandan para kazanmaya çalışıyor. İnsanların artık bir 100 bin liraya araba alma, bir 500 bin liraya ev alma hayalleri bitti. Bunu bir insanın 5 bin lira geliri varsa bundan para biriktirip ev araba almaz. Abi mümkün değil. Bu şartlarda insanlar hayallerini kaybetti. Yani alın teriyle bir şey alamayacağı için herkes Milli Piyango'ya şans oyunlarına ümit bağladı. Ama burada da yanlışlık var. Yılbaşı bileti 120 bin olmuş. Arkadaşım bunu 10 milyon yap. 12 kişiye dağıt ya. 12 tane aile bundan sevaplansın. Yani birer milyon dağıt. 120 milyon. İnan et Gaziantep'liyim ben. Gaziantep'te bir ayakkabı çocuğa büyük şey çıktı, ikramiye çıktı. Ve bir sene sonra bu adamın yuvası dağıldı. Karısı intihar etti. Kendisi, ailesi dağıldı. Bu adam dedi ki bana, keşke bu Milli Piyango bana çıkmayaydı. Evet. Mutlu bir ailem vardı ve biz harap olduk dedi. Hanımım balkondan aşağı kendisine evet. attı. Çünkü adam keyfi aleme düştü. Pavyonlar, barlar, sazlar, yuva da gitti. Hanım da gitti, çocuklar da gitti. Evet, çok teşekkür ederim.